Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda çatımızda bulunan 6 kW'lık sistemin 3 aylık performansını sizlerle paylaşacağım. Bunu her ay yapıyorduk ama iş yoğunluğumuzdan dolayı diyelim, kusurumuza bakmayın lütfen. Bu 3 aylık periyodu Ocak, Şubat, Mart ayında neler oldu? Sizlerle hızlıca detayları paylaşalım. Bildiğiniz üzere kış aylarında elektrik üretimi güneşten daha az olmakta. Bundan dolayı bizim de inşaat çalışmaları devam ettiği için yeni bir ofis yapıyoruz. Yeni video çekim alanlarımız olacak. Onun da müjdesini vermiş olalım size şimdiden. Bu sebeple bayağı bir elektrik harcaması yaptık. O yüzden satış noktasında Ocak ayında elektrik satışından ziyade yetmediği kısmı şebekeden satın aldık. Bunun rakamları da şöyle. Biz güneşten Ocak ayında 271 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Ama toplamda baktığımızda bizim güneş enerjisi olmasaydı 423 kWh'lik bir şebekeden elektrik çekme durumumuz söz konusu olacaktı ve bu kadar elektriği çekseydik bize normalde 892 TL, 900 TL gibi bir fatura gelmesi gerekiyordu. Ocak ayında bize gelen fatura 420 TL oldu. Yani bu 420 ile 900 TL arasındaki bölümü güneşten kullandığımız için o kısmı tamamıyla ücretsiz bir hale getirdik. Faturamızı düşürücü bir rol üstlendi Ocak ayında güneş enerji sistemimiz. Normal şartlarda hiç güneş enerjisi olmasaydı biz Ocak'ta 900 TL fatura ödeyecektik ama güneş enerjimiz var diye 420 TL'lik bir fatura ödemişiz. Şubat ayına gelecek olursak yine inşaat çalışmalarımız devam etti. Oradaki enerjiyi de güneş enerjisinden sağladık ve bakıldığında 339 kWh'lik bir elektrik üretimi gerçekleştirdik çatımızda. Yine güneş enerjisi olmasaydı 384 kWh'lik bir harcama yapacaktık. Bunun da maddi bedeli yaklaşık 811 TL civarında olacaktı. Ama biz sadece 200 TL, 219 TL gibi bir elektrik faturası ödedik. Aradaki farkı güneş enerjimiz olduğu için ücretsiz ya da indirimli olarak kullandığımızı söyleyebiliriz. Toplamda ürettiğimiz güç 339 kWh ve bize olan katkısı da yaklaşık olarak 600 TL civarında. Mart ayına gelecek olursak Mart ayında artık havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla ışınım elde etmemizle beraber elektrik üretimimiz de arttı. Nisan'da, Mayıs'ta daha da fazla artacak. Zaten onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Mart ayında bizim ürettiğimiz toplam enerji miktarı 456 kWh olarak gerçekleşmiş. Ve o ay kullandığımız enerji miktarı ise çekilen enerjiye bakıyorum. 228, 147 kWh'de direkt evin içerisinde kullanmışız. Bu sebeple Mart ayında artıda kalmışız. 88 kWh'lik bir artı söz konusu olmuş. Güneş enerjisinde olabildiğince evin içerisinde enerjiyi kullanmak oldukça avantajlı. Bu sebeple biz Mart ayında herhangi bir elektrik faturası şeklinde bir fatura ödemedik. Sadece dağıtım bedeliyle alakalı bize bir fatura geldi. 88 TL civarında. Bu arada bizim satmış olduğumuz enerji fazlası 80 kWh ile ilgili durum nedir? Onunla ilgili bir mail attım ama herhangi bir geri dönüş henüz gelmedi. Ben de bu videoyu çok geciktirmek istemedim. O yüzden o haber gelince de başka videoların içerisinde de sizlerle paylaşıyor olurum. Özetleyecek olursak 3 aylık periyotta biz olabildiğince ürettiğimiz enerjinin tamamını evimizde harcamışız. Bu aslında en istenen senaryo. Çünkü elektrik satış konusu artık meskenlerde çok tuhaf bir noktaya geldi. Çünkü elektriği sattığınız ham fiyatla onun için ödediğiniz dağıtım bedeli, hatta dağıtım bedeli daha yukarıda diyebiliriz. Bu sebeple elektrik satmak yerine ürettiğimizin tamamını evin içerisinde harcamak bir numaralı önceliğimiz olmalı. Tasarımlarımızı yaparken, evimiz için bir yatırım yaparken biraz da fazla kurayım, bunu da satarım gibi düşünmemek lazım. Ama öte yandan baktığımızda ileride oluşabilecek ihtiyaçları da öngörerek bir yatırım gerekli. Örneğin elektrikli araba alabilirsiniz, mutfak alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz veya ısı pompası entegre edebilirsiniz evinize. Bunları da düşünerek daha büyük bir sistem tabii ki kurulabilir. Ama çok fazla büyük bir sistem kurup elektrik satarak pasif gelir yöntemi olarak düşünürseniz bu doğru bir yaklaşım değil. Çok para kazanamayacağınızı verdiğim rakamlardan da siz de kestirebilirsiniz. Evet, 3 aylık özeti hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Aynı zamanda katıl butonumuzdan da arkadaşlarım beni uyarıyor. Hiç bahsetmiyorsun diyor. Doğru, haklılar. Katıl butonunu da ekledik sistemimize. Bizlere destek olabilirsiniz. Bu tarz video içeriklerimizin daha artması, daha farklı, daha özgün içerikler için bizleri destekleyebilirsiniz. Katıl butonu çok sembolik rakamlardan oluşan katkılarla bizleri bambaşka noktalara taşıma imkanı elinizde. Onu da yeri gelmişken belirtelim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.